Online alışverişte güven arayanların adresi Öz Boyacı Altın. Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Herkes sorguluyor. Bugün gençlere diyoruz ya deist oldular, ateist oldular. Büyüklerde durum nasıl Bekir abi? Ya. Şimdi bir üniversitede konferanstaydım en büyük hayaliniz ne dediler? İki yumurta dedim. Biraz kızdılar yani böyle cevap mı olur? Vallahi dedim. Dün çocuk mesela diyor ki hep ben ısmarlıyorum. Enayi evet. yani miyim diyor mesela. Diyorum ki sen mi ısmarlıyorsun hep? Evet. Sen diyor o zaman cömert. Evet abi diyor. Allah cömertleri çok sever biliyor musun diyor. Hadi Allah'ım hiç tanımıyor. Kaos, absürt, saçma diyor. Hiçbir anlamı yok diyor. Vallahi bunlar bu koronavirüsten daha tehlikeli. Sen bu yaşında, çocuk, bu yaşında çocuk, gençsin, Evet gençsin zaten de. hedefim 10 bin kişinin telefonunu e, cep telefonuma kaydetmek. 6000'e falan geldim şu an. Geçen Üsküdar'da çok eskiden oturup çay içtiğim bir camiye gittim. Bir çay içiyorum falan. orada bir tane eski adam var tabii. Dedi ne zamandır gözükmüyorsun dedi. Eyvallah dedim. Dedi ki seninle bir işimiz var. Ne dedim. Burada dedi işte cami derneğinin başkanı değişecek. Sen destek verirsen ben olacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Huzura hazirun cemiyeti irfan laindir kafirdir dinsizdir şeytan şeytanın lainliğine kafirliğine dinsizliğine rahmanın birliğine eyvallah şol gökleri kaldıranın donatarak dolduranın ol deyince olduranın 99 adıyla canlarım, atom karıncalarım hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni stüdyomuzdan ilk peynir gemisi programıyla huzurlarınızdayız. Her şeyi değiştirdik. Mesela masa değişti, gördüğünüz gibi arka plan değişti. Hatta konuğu bile eskiden kullanmadık. Bugüne kadar hiç görmediğiniz Bekir Develi YouTube kanalında hiç misafir olmamış gıcır gıcır sıfır kilometre tertemiz ve üstelik genç bir konukta bulduk. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Vallahi bizler sizi çok özledik. İnşallah bu duygularımız karşılıklıdır. Çünkü karşılıklı değilse bizim size hissettiklerimiz platonik bağlamda kendi iç döngüsünde ziyan olacak. Ama öyle olmadığını hissediyorum. Allah şükürler olsun. E, şükür kavuşturana, bizi yeniden bir araya getiren Allah'a hamd ediyoruz. Bugün peynir gemisi programımızın bu yeni dönemdeki ilk misafiri kıymetli Süleyman Ragıp yazıcılar. Kendisi hem Genç Dergisi editörü ki çok fazla fanı var. E, onun ona ait bir nesil var ya şu an memlekette sokaklar <laughs> Da gezen Ayrıca da dört tane güzel esaslı kitabı olan bir yazar Süleyman Ragıp hoş geldin. Hoş bulduk Bekir abi. Sana nasıl hitap etmemi istersin? Süleyman Ragıp mı? Süleyman mı Ragıp mı? Süleyman Ragıp güzel. Öyle güzel. Evet. Nasılsın Süleyman Ragıp? Hamdolsun Bekir abi çok şükür. Hayırlı olsun yani Allah mutlu oldum. Allah razı olsun çok Bu teşekkür Bu ilikler güzeldir ve özeldir derler. Evet. Yani seni dedik madem konuk ediyoruz neden her şeyi değiştirmiyoruz? Neden kardeşimize layık bir atmosfer oluşturmuyoruz diye düşündük. Beğendiğine sevindim. Beğendim. Allah hayırlı eylesin. Aa. Bereketli olsun inşallah. Amin. Rabbim iyi işler yapmaya nasip etsin. Şimdi Süleyman Ragıp seni bilen çok iyi biliyor. Bilmeyen de kim olduğunla alakalı en ufak bir fikri yok. Ama ben seni iyi bilenlerdenim. Yani yaptığın Eyvallah. işi takip edenlerden, hizmetine şahit olanlardanım. Ee, sen kendi yaptığın işi e, na, ne diye tarif ediyorsun mesela? Evet. Yani bu otobüste gidiyorsun. Yandaki soruda Abi ne iş yapıyoruz dedin. Ne güzel. Yani hala şöyle diyeyim büyüdüğüm ve işte yetiştiğim esenlerde belki ne iş yaptığımı anlamaz insanlar. Neden? Hı. Çünkü öğretmen deseniz değil. Kamuda atanmış bir insan mıyım? Değilim. Dergicilik ya da dernekçilik ya da bu sivil toplum çoğu zaman karşılığı olmayan bir şey gibi oluyor. Hani vardır bir işi ama herhalde söylemeye utanıyor gibi oluyor. Hı. Ben hala dergiciyim ya gerçekten gözümü açtığımdan beri hemen hemen üniversiteden sonra hep dergiciliğe devam ettik ama esas mesleğim hala öyle hissediyorum. Yani mana alıp satıyoruz Bekir Hı. abi. Yani yeryüzündeki manaları izliyoruz. Bakıyoruz. ...gördüğümüzü, hissettiğimizi yazıyoruz. Yani ya yazıyoruz ya konuşuyoruz. Yani hmm. ya kalemle işimiz ya kelamla. Hmm. Başka da bir şey yok esasında. Kime konuşursunuz? Kim isterse ona konuşuyoruz. Hmm. Eğer dinleyici olsun... ...o zaman hani Çin atasözü... ...öğrenci hazır olduğunda öğretmen gelir. Bizim de mesleğimiz ve meşrebimiz biraz böyle. Eğer gerçekten dinleyecek insanlar olduğu zaman mutlaka o orada söz sözü açar konu hmm. konuyu açar. Hani hmm. hayalimiz ve hedefimiz hep kalem ve kelam ehli bir gençlikte. Allah da bizi bu uğurda inşallah istihdam etti. Öyle Aynen, düşünüyorum. İnşallah. Şimdi eskiden beri ben aslında o e, hizmet içerisindeki yayınları takip ediyorum. E, Altın Oluk diye bir dergi vardı. Onun yanında Yuvamız diye bir ek gelirdi. Benim çocukluğumda ve bizim evimize de gelirdi o dergi. O yuvamızın içinde bulmacalar falan olurdu. Heyecanla şey yapardık onları. Karaşmişek nesli olarak hani onu beklerdik. Sonrasında <laughs> Tabi her alanda olduğu gibi bizim ülkemizde de hakikaten bu neşriyatların hem sayısı Çaldı. hem niteliği arttı. Bunların kimisi yazınsal olarak devam etti yani dergicilik diye tar evet. tarif ettin ya abi. Oysa mesela şu an ülkemizde YouTube var sosyal medya dediğimiz şey var konferanslar sahneler falan ama sen kendini hala dergici diye tanımlamaya devam evet. ediyorsun. Bunun özel bir nedeni var mı? Var biraz yani öyle. Yani bu bir modern kültüre bir direniş unsuru mu yoksa <laughs> <varsa, gülüyor> hayır Doğru. abi yine hizmet alanı budur ve Doğru. burası daha etkili midir? Şöyle esasında dergiciliği böyle bir e, güzel sözü. Güzel sözün taşıyıcılığı olarak görüyoruz. Yani bir söz medeniyetiyiz. Dünyaya söyleyecek sözümüz var. Hı hı. Biz bunu dergi üzerinden söylüyoruz. Fakat bu dergideki söz bazen bir videoya da dönüşebilir, bazen bir konferansa da dönüşebilir, bazen sessizce bir arkadaşımızla oturmaya, sadece birbirimizi dinlemeye de dönüşebilir. Yani dergicilik esasında tırnak içerisinde bir amaç değil. Fakat bizim geleneğimizde, yani bu topraklarda ve bu medeniyette de, özellikle Türkiye'de dergiler çok bereketli ocaklar olmuş. Yani çok iyi insanlar oralardan yetişmiş, oralardan çok insanın gönlüne dokunulmuş. Hı hı. Kendimin de esasında hani yolunda hep dergiciler üzerinden gitmiş, yüreğime dokunan hı hı. insanlar. Biz de şu an o bayrağı aslında taşıyan belki bu dönemin dertli insanlarındanız. Hı hı. Yani derdimiz var, yüreğimizde aşkımız var. Bunu insanlarla nasıl paylaşacağız? Çok çeşitli yolları olabilir, olabilir bunun. Biz dergiyi adeta bir merkez ittihaz ediyoruz, öyle konumlandırıyoruz. Dergi etrafında da bayağı böyle bir gençlik çalışmalar oluyor, faaliyetler oluyor, hareketler oluyor. Dergi işin bahanesi aslında Bekir hmm, abi. İşin bahanesi aslında evet. aslında asıl konuşmak istediğim nokta da bu. Şimdi bir Müslümanın gün içerisinde Allah için tanımadığı insanlarla bir araya gelmesi, oturması ve sohbet etmesi sünnettir. Evet. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Aleyhisselam'ın birçok menkıbesi hikayesinde deriz. Bir bedevi geldi ve Allah Resulüne şöyle sordu. Ya da bir sahabi geldi kim olduğunu bilmiyoruz. Ama tanımadığı insanlarla temas etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tanımadığı değil temas ettiğinde kendisine zarar vereceğini bildiği mesela o zamanın Taif ehli taşladılar çocuklara taşlattılar değil mi? Buna rağmen temas etmek için gitti. Şimdi ben bunu iki şekilde değerlendiriyorum aslında. Müslümanlar ikiye ayrılır. Kendisine ait homojen bir kitle oluşturmuş. E, kesinlikle bildiği, tanıdığı, selamladığı kitlenin dışına çık mayanlar ve ya da duvali, kapalı kapalı ya da hayır arkadaşım bak orada bir genç var hadi gidip bir selam verelim bakalım ne yapıyor ne ediyor Aa, Allah'tan razı mı Allah'ın dininden razı mı hayata bakışı ne diye dertli ikinci bir grup var sen o ikinci grubun içindesin ee, şu zamane ortalama Müslümanlarının belki bir ömür boyu temas edeceği genç sayısına <laughs> sen bu yaşında ulaştın gençsine, evet zaten hedefim 10 kişinin telefonunu Cep telefonuma kaydetmek. Altı bine falan geldim şu an. On bin yani hedefim 2-3 sene içerisinde. Sebebi ne? Yani bu iletişim bizi diri kılıyor. Yani bu insanlarla birebir iletişim, temas esasında çok en kıymetli şey. Hmm. Çünkü bir konferans yapıyorum ama çıkışında arkadaşımızla konuştuğumuz zaman ben hemen, hemen onun telefonunu alırım. Bir derdi varsa çözmeye çalışırım. Bir soru sorarsa yönlendirmeye çalışırım. Bu asıl mesleğim gibi öyle görüyorum. Yani... Hmm. Birisine daha bir güzellik katabilirsem eyvallah. 10.000 hedefim inşallah. Evet, harika bir şey bu. Sünnet-i seniye olmasının belki esbab-ı mücibelerinden biri de budur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok homojen bir kitle içerisinde mübarek ömrünü geçirdiğini düşündüğümüzde bizim hangi olaylarda nasıl tepkiler vermemiz gerektiğini bilemeyiz ki. Çok kısıtlı bir kitlede belli olaylar olur. Ama bakıyoruz şimdi bir Bedevi gelmiş başka bir şey sormuş, bir başkası gelmiş başka bir şey sormuş, bir Ecnebi gelmiş başka bir şey sormuş ya da Selmanı Farisi gelmiş büyük e, bir hikaye anlatmış. Büyük bir hikaye anlatmış. Bakıyoruz abi Üveysel Karahan'ın bambaşka, bambaşka bir hikayesi var. Hepsi farklı katkı yani dolayısıyla bir Müslümanın aslında rutini olması lazım. Bir başka Müslüman'a temas et. Biz Dünyalı. bu özelliğimizi biraz yitirdik diyebilir misin abi? Bekir abi şöyle kendi meşrebim son zamanlarda arkadaşlarıma da yayıldı. Benim tarzım artık ben normalde kişiler arası iletişim bölümünde doktora da yapıyorum. Şimdi Hı -hı. askı oldu ama inşallah af geliyor hep beraber. Allah'ın affına ve yökün affına uğrayacağız hep beraber. Bunu ben sahada uyguluyorum. Nasıl? En basit amya. mutlaka herkese bir laf atarım. Yani merhaba derim, nasılsın derim. Dün çocuk mesela diyor ki hep ben ısmarlıyorum diyor. Enayi miyim diyor mesela. Diyorum ki sen mi ısmarlıyorsun hep? Evet sen diyorum. O zaman cömert. Evet abi diyor. O Allah cömertleri çok sever biliyor musun diyorum. Hadi Allah'ım hiç tanımıyorum. İşte alışveriş merkezine giriyorum. Güvenlik görevlisi nasılsınız iyi misiniz diyorum. <laughs> Şaşırıyor hani. Ne oldu yani? mezzup musun? Nereden geldin? Diyorum ki şeyi unutma diyorum ya. Yaşıyorsun ve hani bu makineden bir farkın var. Yani merhabalaşalım, selamlaşalım. Ee, burası öyle Bekir abi. Çünkü bugün özellikle Hani insanın bir araç haline geldiği bir dönemdeyiz. İnsan adeta bir araç yani kullandık geçtik. Halbuki biz hayata insan üzerinden katılıyoruz. İnsanların nazarlarıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle, dostluğuyla kendimizi çoğaltıyoruz. Evet. E bu noktada da aslında yeryüzünde yaşamanın başka anlamı da yok. Yani Allah bizi yarattı, yaşatıyor. E diğer bütün o insanlarla insanlıkta eşiz. E i̇nsanlıkta eşiz ve bu, kı bu kısmı çoğu zaman atlıyoruz. Yani birbirimizden çok farkımız yok. Ve hepimiz bu insanlık ailesinin e, birer üyeleriyiz. Herkesten alacağımız hikayeyi almalıyız. Çünkü Hı -hı. özellikle hani yaşayan ayetler gibi düşünelim, yaşayan deliller, işaretler gibi. Bir insanla hasbiyel ettiğimiz zaman ve samimi isek, o da samimi ise orada en doğru ve en güzel şeyleri alabiliyoruz. Hı -hı. Yani arada bir perde yok, aracı yok, bir şart yok, şurt yok ve böyle tanışıklıklar bizi hayata daha da bağlayabiliyor. Kendi Hı -hı. adıma yani Allah ömür versin daha da açıldım yaş Hı -hı. büyüdükçe. Yani o kadar lezzetli oluyor ki yani özellikle şöyle so girerim birçok dükkana. Kolay gelsin ya yani bedava bir şey var mı diye. <laughs> Çok güzel. Bir şey. Mesela geçen şöyle güzel bir tandır ekmeği vardı, Artık evet. 45 lira falan da yazıyordu. Çıkarken orada arkadaşlar bir şey asma. Çıkarken Hı. dedim ki bedava bir şey var mı burada? Dedi, baktı, ee, ekmek vereyim dedi. Tamam dedim. Ne güzel olur dedim. Yani takdir sizin. Bu soruyu Türkiye'de böyle 5000 kilometre hemen hemen gezdim. Her ilde, her yerde sordum. Yani ve doğudan batıya farkı da biraz gördüm. Yani biraz bu Şanlıurfa'da, Vanda, Hı. işte Artvin'de falan. Süper. Abi dükkan senin. Aynen abi buyur. Hoş geldin. Ne istersin? Ya diyorum işte kalacak yer bakıyoruz. Kal diyor. Sıkıntı yok diyor. Ya yiyecek var mı diyorum. Bedava. E, buyur diyor. Batıya doğru gelirken hani biraz böyle dayak yeme ihtimalim de oldu yani. Hmm. Hani dalga mı <laughs> geçiyorsun bizimle? <laughs> dalga geçmiyorum. Hakikaten soruyorum. Hatta meşhur büyük firmalar var ya bu. Hani dünya ünlü. Evet. Onlara da çoğu zaman yapıyorum. Bedava bir. Onlar hani, kurusunu bile bırakmazlar. <laughs> diyor ya. ki bedava bir kahve var mı dedim. Yani hiç oralı olmadı. Dedim o kadar kazanıyorsunuz. Dedim hani herkes sırada. Bir ikram etseniz. Hiç oralı olmadı yani. Çok ciddi kurumsal kültürü de yiyemiyor. Evet. Halbuki bakkal hediye ediyor Bekir abi. Evet. Küçücük esnaf hediye ediyor. Benim oradaki kastım Oradan bir şeye bakıyorum, bir insanın nasıl iletişim kuracak. Yani bedava bir şey var mı deyince şok oluyorsa artık o hani kendini unutmuş bir insan. Hiç böyle tepki vermeyip hemen patrona doğru ilerliyorsa falan artık o inisiyatif alamamış. Böyle beni süzüp baktığı zaman hani mezup muyum, normal bir insan mıyım? O anlıyorum ki biraz daha işin kurdu. Beni çözerse ya verecek ya vermeyecek. Bazısı da hakikaten hiç oralı değil. Madem öyle söyledin gel buyur diyor bedava diyor sandalye var diyor. Buyur diyor suyumuz var diyor bedava. Gülümsüyorum diyor. Yani aslında insan cinsleri çıkıyor ortaya. Evet. Aslında başlangıç için benim de böyle arada bir hiç tanımadığım bir insana bir güvenlik görevlisine mesela elimi omzuna atıp nasıl olacak abi bu işler ya diye yekten <laughs> sorduğum vardır. Evet. Bu soruya genelde şöyle cevaplar verilir. Abi nasıl olsun işte memleketin hali ortada elektrik şu benzin bu olmuş falan. <laughs> Ama çok nadiren bir iki kişinin şöyle cevap verdiğine de şahit oldum. Abi bilmiyorum Allah inşallah bizi affeder. Buna verdiği tepki adamın önceliğinin ne olduğunu da gösteriyor. Öyle. Yani demek ki çıkıyor. adamın içi şu an bununla meşgul. Evet. Adam acaba kurtulacağım mı diye evet. düşünüyor. Bu çok kıymetli ve bence güzel orijinal bir iletişim başlatma ve şekli. Ve çok da hikmetli şey devşirebiliyorsun. Aynen öyle. Yani. Böyle sınırsız. Çünkü normalde insanlarla iletişim kurmasak herkes yoluna. Evet. Fakat Resulullah Efendimiz tanıdığın ve tanımadığına selam vermek Aynen diyor. Öyle. Şimdi tanıdığımızı yapabiliriz Bekir abi. O kolay. Tanımadığımıza vermek sıkıntı. Sana gelmeyene git diyor. Evet. Doğru mu? Evet. Sana gelmeyene evet. git diyor yani. Yoksa akraba ziyareti ne var. Evet. Teyzem nasıl olsa donatmıştır <laughs> masaya yani. Ne yiyeceğimi biliyorumdur. Köftesi iyidir, şu iyidir. Gidilir. Peki buradan başka bir şey sorayım. Şimdi herkes 6000 bin tane telefon kaydettim diyorsun evet. cep evet. telefonundan evet. ve bu çocuklarla gençlerle evet selamlaşıyoruz. E, Kim bir olursa network konusun, onlarla selamlaşıyoruz. Yok mesela gelirken işte diyorum ya bir hani ilk uzun zamandır da bir ceketi ama Bu ceketi alırken adamla iyi bir diyalog kurduk falan. Dedim ki ver numaranı sana linkini atarım. Nerede ne yapacaksın dedi? Ya dedim Pekirdevelin programına katılacağım. Hmm. Aa dedi nasıl bulabilirim bunu? E dedim ben dedim sana linkini yollayacağım. Adamı hmm. aldım. Şimdi adam beni çaya çağırıyor. Bir ara takılalım falan modunda. Hmm. Niye? Muhabbet yani sıkıntı yok. Bu büyük küçük fark etmiyor. Yani sınırım yok. Tamam. Şimdi sokağa çıktığımızda evet. ya da bugün insanları dinlediğimizde üç tane veli bir araya gelsin. Ortaya yem olarak şeyi at. Ya bu gençler fena. Tamam. Bizim gençliğimiz böyle değildi dediğin an 2 saat konuşacak malzeme var. Ve sanki bu gençleri biz üretmemişiz. Biz doğurmamışız. Buranın ve çocuğası, biz evet. bu hale getirmemişiz gibi herkes ihaleyi bir başkasına atıyor. Fakat bunların cep telefonlarına baktığın zaman 6000 bin kişinin numarası yok. Hatta yok. kendilerini kendilerinin mülaki olmadığı ya tanımadığı birinin aramasından ve ondan bir şey talep etmesinden kuvvetten muhtemel rahatsız, olabilir. rahatsız olabiliriz. Doğru. Peki bu kadar şekva konuşacak başka mevzu olmadığından mı? E, i̇şin sadece romantizmini mi yapıyoruz yoksa samimiyiz ve ne yapmamız gerektiğini mi bilmiyoruz? Evet Aslında çok soyutlu, çok boyutlu Bekir abi fakat esasında kötülüğü ya da böyle şikayeti konuşsak sonu da yok, bitmiyor. Hmm. Ve ben deniz şurasındayım. Yani hayat akıyor. Binlerce yıldır yaşıyoruz, yeryüzündeyiz. Sıra bende. Ya elimden geldiği kadar iyiliğe, iyiye, güzeli odaklanmalıyım. Çünkü etki alanım belli. Değiştirebileceğim şeyler belli. E tamam o zaman ben değiştirebileceğim şekilde yaşıyorum. Nedir o? tanıdığım herkesle, tanışabildiğim herkesle benden yana bir iyilik geçsin istiyorum. Ondan da bir iyilik almaya çalışıyorum. Ama bu fark etmez. Hem ki yeğenimi görüyorum. Nasılsın? Hadi namaz kılalım diyorum. Ya hiç istemiyorum diyor falan. Tamam sıkıntı yok. Öbür tarafa gidiyorum. Birisi diyor ki ya, yani belki 12 yaşında ama okuyacak çok zor kitaplar soruyor. Vay be diyorum. Onunla da hadi diyorum şu kitaba da bakalım. Burada aslında iyilere, güzellere ve etki alanımızdaki değişimlere odaklanırsak iş güzel Bekir abi. Evet. Öbür türlü hakikaten bir lisenin çıkışında bekleyelim. Ee, belki yüzümüzü yere eğeriz niye? O çıkıştaki halleri gördüğümüz zaman öğrencilerin hı -hı, deriz hı. ki yani ne oldu acaba nelere gidiyor bu gençlik? Ya da kendimiz de tekrardan bütün akrabalarımızı gözden geçirelim. Kendi çocuklarımızı gözden geçirelim. Biz ne yaptık acaba yanlış ki e, kalpleri, gönülleri, akılları bambaşka yerlerde demek lazım. Ama burada kalırsak iş kötü. Çünkü o öyle değişmiyor. Peki şey mi? Hangi hangisine müreccah? Kısa olsa dahi çok insana temas etmek mi? Yoksa çevrende hmm. özel birkaç insan bulup onlarla yoğun ilgilenmek mi? Bu meşrebe Kaçısı göre değişir. Evet, falan. bu meşrebe göre değişir. Mesela ha. benim meşrebim daha coşkun ve vermeyi seviyor. Hmm. Cenab-Allah ı Allah bana verdikçe ben de veriyorum. Nedir o? Yani ista'badim nedir? A, aşkım, şevkime bakarım. Ben bu meşrepteyim. Hmm. Hani Allah'ın verdiğinden ben de veriyorum. Ama bazısı derinden gider, az gider. Beş kişi gider, 10 kişi gider, uzun süreli gider. Daha birebir ilgilenir. Kaldı ki kendi hayatımda da hep öyle insanlar var. Hı. Yani daha uzun soluklu ve daha aslında birebir biraz usta çırak ilişkisi içinde olduğumuz. Hı. Kendim usta değilim ama... Ona göre ustayım. Yoksa çünkü herkes aslında birbirine göre, yani benim de hocalarım, benim ustalarım. Benim de kardeşlerime göre ben de onların ustasıyım. Hmm. Burada da çok da mütevaziliğe gerek yok. Çünkü ben bazen mesela üniversite ikinci, üçüncü sınıftaki çocuklar hadi koş derim, hadi sen de yap derim, hadi sen de anlat derim. Diyor ki ben ne biliyorum? İyi e hmm. de sen bu yaştasın, ortaokullar için bir ümitsin. İlkokullar için daha büyük bir ümitsin. Çünkü Bekir abi şöyle hayal ederim, ben onlu yaşlarımda 20-25 yaşındaki insanları çok büyük zannediyordum. Bunlar çok önemli adamlar falan. Yaş 1-25 hiçbir şeymiş. Şimdi yaşım 40'a geliyor. 50 bile küçük ya da 60 bile küçük. Ama ya. bu şunu bize yani getirmesin. Biz aslında her yaşta kendimizden küçüklere ya da ilham olabileceklerimize elimizden geleni yapalım. Orada da hani ben kimim ki ne yapabilirim? Hayır elimizden geleni. Zaten kendimizi böyle dev aynasında görüp işte ben üstadı azam oldum. Harika bir insan oldum. Benim sözlerime göre hayatına yön ver denmez. Hı hı. Bildiğimiz kadar mesela Ve bana meşrebe göre. Meşrebe göre bana diyelim ki gönüllülüğü sor anlatayım. Yaz, yazarlığı sor anlatayım. E i̇nsanlarla iletişim sor anlatayım. Üniversite tercihi zor alanımdır. Bildiğim iyi insanlara yönlendiririm. Bu da önemli köprü insan olmak. Hı hı. Yani çok insan tanıyorum ama aralarındaki o köprüleri kurabiliyorum. Yani falan derdi var. Ben onu bilmem ama şu bilir. Aa çok güzel. Ha birebir ben fayda sağlayamasam dahi tabii. bu networkü genişlettikçe evet. çevremi evet. kimin fayda sağlayabileceğine dair evet. adamı bulma ihtimalim evet. de yükseliyor evet. böylece. Evet. Ve böylelikle aslında hani azık olmamış büyük bir topluluk oluyoruz. Çünkü biz zaten esasında dinde müminler kardeş. Onun dışında insanlıkta eşiz. Herkesle aslında beraber birçok şey yapabiliriz ve sadece paslayarak aracı olarak. Burada kıskanmayacağız tabii. Çünkü normalde insanlar e, diyelim ki kıskançlı olabilirler. Hani iyi insanları başka insanlarla tanışmak tanıştırmak istemeyebilirler. Saklarlar insanları. Ben tanıyorum ve ben ilişki kuruyorum diyebilirler. Ben epey paylaşımcıyım o noktada. Yani herkes birbiriyle dost olsun. Herkes kimin işine yarayacaksa çıkarla bile gelse Onu da varım Bekir abi. Çünkü niye? Onun da zaafı o. Çıkarı hani oradan yakalanmak istiyor olsun, çıkarında da gitsin. Bu hiç bunaltıcı olmuyor mu bir açıdan sonra? Yani Olur. yeter be gece mesela iki de ar arayan evet. vardır. Olur. Aynen. O uyuşturucu krizine girdim. Evet. Şöyle oldum. Sevdiğimi evet. unutamıyorum. Evet. Beni terk etti abi. Evet. Yani evet. Bu orada da sürdürülebilir mi? İşte orada da ne yapıyorum? Hep sektirerek yaşıyorum. Nasıl? Yani diyelim ki bazen mesela bilirim aradı. her yani derim bu açmazsam işini çözer. Akşama zaten bir daha aramaz. İşini çözmüştü. Yani şeyi de bilirim yani kim hangi pozisyonda. Haa. Yoksa öbür türlü ben de center <laughs> gibi şey olur mu hani, <laughs> hani dert dinleme merkezi gibi. Ondan da Allah'a sığınmak lazım. Şundan insan bunu kaldıramaz. Çünkü kendi dertleri var, çocukları var, ailesi var. Resulullah Efendimiz'in o üçe bölmesi önemli yani kendine, sosyal hayatına, ailesine. Aynı. Bu dengeyi şaşmamak lazım öbür türlü. Çünkü bugün öğlen saat 10'da konferansta telefonumu alıyor. Saat 11'de e, abi sana işte küstüm niye cevap vermedin Evet evet şimdi <laughs> böyle bir alınganlık da var. <laughs> çünkü. Bunu yönetmek çok zor <laughs> Ve yani. tek tek yazanlar var. Onlar da zor. Hani merhaba. Abi nasılsın? Her defasında. Ya yaz yaz defasında. işte yaz. Evet. Ne söyleyeceksin söyle? Hani o kadar vaktim yok. O da ayrı bir şey. da mesela bazıları meşrebi serttir hani bozar adamı hmm. kızlar ona usul öğretir ben biraz nazim yani ne yine... soruyorlar en çok her en şey çok, mesela en çok sorun yani <laughs> ben sen de, daha konuya ben girişinden anlıyorsun evet, zaten evet. ben de sınır yok beni mesela anneler teyzeler de çok sever nedir yani çocuk işte yazın ne yapacak hani nereye gitsin hangi kursa gitsin hangi kampa gitsin nerede ne var tamam yazın böyle şey gibi olurum üniversite başlarken herkes e, yurt var mıdır İşte gidilecek güzel yer var mıdır burs hmm. var mıdır yani aslında pratik ihtiyaçlarla ilgili akla bir de şöyle bir model olmuşuz Bekir abi zamanla. Hani iyi adam ya çözer derdi. Hmm. Hani yani neyse der çözebilir. Biraz da bizim çünkü dergiciliğin yanında dernekçiliğimiz de var. Sivil toplum kuruluşu vesaire. O da şöyle oluyor. Yani hani belediyenin yapabileceği işi de yapar Süleyman. Hmm. Kamunun yapabileceği işi de yapabilir Normal bir işte mahallenin çözmesi gereken derdi o da çözebilir. Yani şöyle düşünün geçen Üsküdar'da çok eskiden oturup çay içtiğim bir camiye gittim. Çay içiyorum falan. Orada bir tane eski adam var tabii. Dedi ne zamandır gözükmüyorsun dedi. Eyvallah dedim. Dedi ki seninle bir işimiz var. Nedir dedim. Burada dedi işte cami derneğinin başkanı değişecek. Hı. Sen destek verirsen ben olacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ki vallahi benim yani. Ama dedi sen dedi işte yazıyorsun çiziyorsun her yerde şeyin var dedi. Sen hani bana destek ol dedi. Valla dedim ben hani bu. Yani bilmem hani seçimi yapın geçin dedim. Yo, o adam bana kızdı. ...nasıl adamsın hani 40 yılda bir işim düştü onu çözmüyorsun... ya vallahi dedim bu beni aşar bir şey yani seçin. Evet ama gerçekten seçin. böyle iyi peygamber sabrı lazım yani <gülüyor> o, <gülüyor> doğru yani insanla uğraşmak zordur zamanı insanlarla uğraşmak iki kere doğru. zor yani çünkü yani, Öyle Bekir abi sonuçta hakikaten bugünün dertleri de çok çeşitli. Hakikaten dinlenince insan üzüleceği çok dert de var ya da çok sıradan birçok derdimiz de Tam var. Tam oraya gelelim. En çok hangi, ne derdi var samane hani gençlerinin? Yani şimdi diyelim ki Türkiye'de deizm arttı, ateizm arttı hep tartışıldı ya. Hmm. Bu bazen abartılan şeyler tabii. Arttı mı, eksildi mi? Yani istatistik çok da tutulamıyor. Niye? Yani bir tarafta namaz kılan ateistler var. <laughs> Nereye koyacağız bunu? Yani ateist ama namaz kılıyor. Ya da işte geçen çıktı ya bir cami imamı ben profesyonel yaklaşıyorum diyor. Ateist olmuş ama namaz kıldırmaya devam ediyor. <laughs> ay ben du görmedim onu. <laughs> Öyle bir adam var. F fıkra gibi Bekir abi. Şunu diyeceğim. Dini anlamdaki sorular, sorgulamalar, e, bu türbülanslar çok normal olarak. E, Hanımefendilerde ayrı olabiliyor bu. Beyefendilerde ayrı olabiliyor. Ama bunun yine de böyle e, oturup böyle enseyi karartacağımız boyutlu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu medyada konuşulduğu kadar büyük evet. bir sorun olduğunu düşünmüyor musun? Sorunlar var. Sorun var ama var. bu kadar abartıldığı var. kadar mı yok? Şöyle niye abartmayalım? Bu hep vardı. Ben çocukken de kendime göre inanç krizi yaşıyordum. 15'li yaşlarda ben de soruyordum. Allah var mı yok mu? Kur'an hak mı hak değil Hı. mi? Ama ben sorduğum zaman benim diyelim ki o dönemki ee, benden belki birkaç yaş büyük ama kendine göre hoca olarak görebileceğim bir isim. Mesela Esenler'den Mustafa Hoca hatırlarım. Bana dedi ki o dedi ne güzel ya dedi. Sen şüpheye düştüysen dedi yolun çok açık dedi. Hayda ben hani ben saklanmaya yer arıyorum kendimce. Niye? Yani Esenler çapında ve ben hani ne sorular sordum. Yani Zor kimse cevap verir. Sofucu bana dedi ki sen dedi çok iyi yoldasın. Şüphe var ya dedi imandan bir cüzdür. Bunların üstüne git dedi. Çok güçlü bir imanın olacak. Vay. Bütün ezberimi bozdu. O zaman dedim ki o ben daha da sorayım. Daha da sorayım. O sorularıma cevap buldukça ben daha da güçlendim. Hmm. Bugün de aslında biraz metotlar aslında zor. Eksik olan ne geçmişe göre? E, metotlar ha. ve üsluplar. Yani deist oldu. Gel ne güzel. Deistlik yine iyi. Çünkü deistlikten belki İslam'ın hakikatine ulaşmak hmm. daha güzel, hmm. daha kolay. Niye? Hmm. O da bir derecede. Çünkü onun, deistliğinin psikolojik temelleri var. Sosyolojik temelleri var. Biraz çocuk atar yapmak istiyor, eğlenmek istiyor. Ya da farklı olmak istiyor. Çocuk yani terminolojik anlamda, kavramsal olarak gerçekten bu işin içinde değil. Ateist öyle ya ateist oldum. Hani... Çok zor. Değil yani o bir, bir dönem bunu bir geçirecek, atlatacak ama kimle atlatacak? Hangi metotla atlatacak? Biz bunun bu sözü karşısında yandık bittik dersek yanıp biteriz zaten. Çünkü hı hı. o şuna bakıyor. Ben buradayım, gerçekçi sorularım var ama karşımda muhatap yok. E, muhataplar şey modda hani e, bu böyle olmaz, bu yanlış, işte böyle olma. ya e, Zaten olmuş işte oldu. Sen şimdi ona oldun ama bir de böyle bir şey düşün. Bir de böyle bir teklifim var. Ya bunu düşündün ama hadi cesursan şunu da düşün. Benim mesela ben Anadolu Lisesi çıkışlıyım. E, onu da almış olayım izlerse programı. Çok arkadaşımız bizim derim ki şimdi ateist, deisttir. Hep onlarla tartışırız, muhabbet ederiz. Onlar bana hani Süleyman sen akıllı adamsın. Sen de bir gün bu safa geleceksin derler. Ben de derim ki sizinle umreye gideceğiz inşallah. Yani gideceğiz diyorum. Hakikaten inanıyorum. Niye? Ben onlardaki o aşka, şevke inanıyorum. Yüreklerinde var. Onlar da şöyle düşünüyor. Yok hani biz düşündük, taşındık, ettik. Hakikate uyandık. Hani dinlerin masal olduğunu düşünüyoruz. Allah'a inanmıyoruz ve sen de Süleyman hani gideceğin yol burası. Hı hı. Ve aramızda ben de onlara hep diyorum. Hani hakikaten başlayın. 23 seneniz var. İstediğinizi getirin. Tebliğinize başlayın. Yani bakalım ya diyor. Hı hı. Ya bakalım yani. Sıkıntı yok. Vallahi diyorum ortaya koy bir şey hani bana makul ben seni dinlerim diyorum sonuna kadar ama diyorum sen de diyorum bak böyle bir 23 senelik bir gerçeklik var sözleri ayan beyan ortada alırsan alırsın ben aldım diyorum peygamber efendimizin sözlerine duruşuna haline tav oldum yani ama orada gidiyorum. kesmek değil hani İngilizler diyor ya keep in touch Yok. hani Aynen. şeyde kalalım irtibatta kalalım evet çünkü o o şu modda yani ya çocukluk arkadaşıyız ve hani birbirimizi niye hmm. atıp keselim ben de şu moddayım hakikaten bu arkadaş yani çocukken belki çok Uçlardaydı, başka yerlerdeydi. Hmm. Şimdi başka uçlarda bir sonraki adım diyorum ya bu bu saflarda. Sebep? Çünkü inanıyorum o kendine göre dalgalanıyor. çevresi farklı, psikolojisi farklı, belki yaşadıkları var. Ve kendine göre hakikaten esaslı cevaplar arıyor. Evet. E kimseyle bunları konuşamıyor. Çünkü ilk bana böyle oturdu, daldı böyle. Hani böyle ateist olduğunu söyleyecekken hani çok şaşıracağım falan zannediyor. Hiç şaşırmadım niye? Oldu yani sen ya. bu, bu, bu duraktasın. O onun için belki hayatının en zor dönemi. Çünkü düşünün Bekir abi belki 3 sene 5 sene sorguladı şöyle oldu böyle oldu ya. en sonunda ve büyük bir yere geldi. ve bu taşıyacağı da büyük değil ama ancak dostlarıyla paylaşıyor falan. Sıkıntı yok bana göre çok hafif. Niye? Herkes sorguluyor. Bugün gençlere diyoruz ya teyze oldular ateist oldular. Büyüklerde durum nasıl Bekir abi? Ya siz deist ha. olmadığınızda yaşantınız bir deistinkinden ne evet. kadar farklı? 50'ler yani. ne durumda, 60'lar ne durumda? Ha. O yaşlarda da herkes bir bunalımı içinde ama çaktırmıyor. Ya, aynen, aynen. Kendine göre bakıyor. Şöyle oldu, pandemi oldu, ekonomik kriz şöyle böyle. Herkes kendine göre bir sallanıyor. E Zaten hayat bu. Sallanıyoruz, imtihandayız. Şimdi inanç için yani duruş sergilemek lazım. Yani Hazreti Ömer Efendimiz Ohud Savaşı'nda, hani sonradan biraz geri çekildiler bizimkiler. Hı hı. Orada doğru. Hani geldi. Hani Ömer falan ne oluyor? Hani gördünüz mü? Ee, hadi bakalım dedi. Heh. Ömer efendimiz dere? dedi ki. Sus. Hem öyle dedi. O da diyor ki hani bak diyor. Bedir'e karşılık burada diyor. Her Yani sizinkiler de öldü. E gördün mü diyor. Ömer efendimiz dedi ki sizin ölüleriniz dedi. Cehenneme gitti. Bizim ölülerimiz cennete gitti. Bakın duruş. Ya şekil olarak hakikaten aynı yani. O insanlar da öldü. Sahabe efendilerimiz de öldü. Bakışı o. Yani bak diyor. Sizinkiler de öldü. Bizimkiler de öldü yani ne oldu? Evet. hani Hikaye ya, bitti o mi? hikayenin kahramanlarından evet. hiç kimse sağ evet. değil şu anda. Evet ve ama Ömer Efendimiz diyor ki tamam diyor sizinkiler cehenneme gitti bizimkiler cennete gitti. Yani duruşumuzu bozmamak lazım. Bugün içinde yani her şey olabilir. Öyle savrulabiliriz böyle savrulur. En yani mesela böyle e, şöhretli ulema tipleri dahi vazgeçtim diyebilir. Benim kendi evet. duruşum şu yani bugün dünyada diyelim ki İslam ülkelerinin liderleri ortak bir metinle yani biz İslam'dan vazgeçiyoruz. Ya düşündük, taşındık. Yani ama zor zahmet açıklayacağız artık. Hani utanıyoruz çünkü artık vazgeçiyoruz ama hı hı. bunu ilan ediyoruz dünyaya deseler. Aa! Ya nasıl olur? Hani böyle sarsılmamak lazım. Aynen Şöyle. Aynen. Eyvallah. Yolunuz açık olsun. Çünkü bu din kıyamete kadar hep bu e, sürprizlerle gidecek. Yani her şey olabilir. Amr İbni As ön Arabın dahisiydi. Eee karşısında Cafer Efendimiz'i hmm. mat edecekti. Edemedi. Cafer Efendimiz gencecikti ama hikmetiyle, firasetiyle onu mat etti ve bizim ekibi yani adeta kaptırmadı orada. Hmm. Ama Amr İbn As sonrasında İslam saflarına katıldı. Ubeydullah bin Cahş. Evet. Habeşistan'a ilk giden kafirlerin içerisinde ilk muhacirlerden gidiyor ve Hristiyan oluyor. Evet. Ya düşün yani sahabi yani yani evet. gidiyor, Hristiyan oluyor evet. ve bütün rivayetler o hal üzere öldüğüne delil olarak bugün okuyoruz, bu, görüyoruz yani. Evet. Yani o zaman da vardı. Evet. Bu, bu bu zaman da var. Ama bütün bunlar, bu değişimler, bu değişimlerin olduğu gün bizi biz ne yapıyoruz? Evet. Bizim durumumuzda, bir duygu durumumuzda, hal durumumuzda, ahlak durumumuzda bir değişiklik var mı? Oturup bunu değerlendirmek evet. lazım. Yani evet gençler oluk oluk Şöyle böyle oluyor. Tam sana ne evet. oluyor? Yani, yani Burada, ben bu oyunun için evet, şu evet. anda? Temsil etmeyen tesir edemez Bekir abi. Genç Dergisi'nin kafa Ya bugün temsilci bir diyelim ki apartmandaki bir adamdır. O harikadır. O adam eğer Hı -hı. güzel adamsa her şeyi temsil ediyordur. Çünkü temsil ediyordur Hı -hı. ve tesir ediyordur. Mesela Üsküdar'da bizim komşumuz vardı İsmail abi, bakkal. Nasılsın İsmail abi dedim. Vallahi dedi. Yani dedi bu mahallede dedi bakkal açtım ama dedi herkes artık beni diyor çok özlemiş diyor bu nostaljiyi ve güvenilecek insan. Ya yani ben diyor bütün gün bakkaldım ama diyor. Bir ona selam veriyorum diyor. Bir buna selam veriyorum diyor. Bir birisi emanet bırakıyor onu alıyorum diyor. Bir birisi iyi ki varsın diyor. Yani bütün iyi değerleri diyor şu an ben taşıyorum burada diyor. Çünkü diyor insanlar diyor o değer taşıyıcısı olarak temsil yetkisinde temsil değerindeki insanları azaltmış gözünde ya. ve bir bakkalın sadece merhabası. Sadece mesela bir şeyi tutuyor emanet. Evet. Tamam diyor bu, bırak diyor. Birisi anahtarı bırakıyor çocuk alacak diyor. Tamam diyor, bırak diyor. Birisi ya işte su alacağım ama diyor sonra veririm, sıkıntı yok diyor. Adam hani mahallenin evliyası yem, emini derlermiş <laughs> eskiden. <Eminim. gülüyor> o bölgenin eminleri evet. olurmuş eminler herkes onu biliyor ve mesela birine bir bir hakkında bir hakkında bir istihbarat alacaksın diyorsun ya bu bu rakip nasıl biridir abi ya o der güzel bak on hanımı şu iş yapıyor çocukları var tertemiz bir adam borç takmaz ve bilir de yani o beldenin emini. sözü senet bir ara öyle sosyal medyada çok dolaşıyordu ya diyordu sen süpermarkette alışveriş yaparsın ama cenazene kal gelir. gelir yani <laughs> aynen öyle vallahi öyle aynen. İsmail abi de bakkal adama sürekli borç yazdırırlar sürekli böyle hani Ankara işleri o yapar ve yüzüne asmaz. Niye? Adam şu artık şu modda hani toplumu kendimi feda ettim. Yok yani ve ben bu atfettikleri değer diyor beni artık diyor farklı bir insan yaptı. O zaman o toplumun, o mahallenin evet. bir bakkaldan daha çok bir emine ihtiyaç var. Doğru ve mu? Aslında herkesin. Ekmek alan adamın da aslında çok umrunda evet. değil. Ne sattı Emin evet. amcanın. Emin amcanın varlığı evet. ticari varlığından daha değerli. Evet. Doğru mu? Bugün zaten en büyük problemi Gençlik gençlikle ilgili meselelerde de ya da toplumsal yaralarımızda da yani bu emin insanlar azalırsa bizim değer konuşmamıza gerek yok. Yani kim temsil ediyor? Kimse. Ama o zaman diyoruz ki tesirli değil. Mesela diyelim ki İslam izzetli bir dindir. İslam güçlü bir dindir. İslam etkiler. Kesin böyledir. Yani kalbe girer. O hani kim bilir hangi gönüldür duran diyor ya. Işte hmm. Amir Ateş. O Resulullah Efendimiz için adeta hakikaten Resulullah Efendimiz sevgisi gezecek. Kalpten kalbe, kıtadan kıtaya, insandan insana gezecek ama hangi insan? Mesela Hatta belki gidip aramana bile gerek kalmaz. O gelir seni bulur, yani. Yani Esenler'de diyelim ki çocukluğumda bir Hasan abi vardı. Hala yeryüzündeki en değerli adamdır. Hiç bilmez. Hala o muhtemelen bir yerlerde böyle insanlara hayırlı güzel şeyler anlatıyordur. Çocukluğumdan beri ona izlerim. Yani adam sanki böyle yere basmıyormuş gibi yürür. Böyle melek gibidir yani. Bulduğu herkese hasbiyel eder ve sözü Allah'a getirir. Yani çok Allah'a getirir. Yani hayat nasıl gidiyor şöyle böyle. Sözü Allah'a getirir, ahirete getirir. Hiçbir maddi karşılık beklemez ve ayrılır. Yıllardır böyle. Mesela en son geçen Esenler'de yine camideyim. Beni gördü. Ben diyorum beni tanıyordur artık yani. Orada büyüdük yani. Bin defa bana hani güzel şeyler anlattı. tabi aradan 3-5 sene geçmiş ya, tam hatırlayamadım muhtemelen. Tekrardan bana kardeş dedi ahiret var dedi. Ölüm var dedi. Hazırlık yapmak lazım dedi. Anne hani iyi davranmak lazım ben de hani ben bu işlerin içindeyim. Hani hayatım sohbetlerle geçiyor, konferanslarla geçiyor. Herkese aynı şeyleri anlattığım oluyor birçok defa iyilik anlamında. Hasan abi 10 dakika boyunca bana yine anlattı anlattı. Hiç bozmadım. Hiçbir şey söylemedim. Niye? Ya bu kadar tutarlı olur mu ya? Adam 30 senedir aşkla, şevkle ve sanki böyle hani Hani anlatırken hani bana böyle melekler sanki oynaşıyor böyle ağzının çevresinde. Bu kadar tatlı bir adam ve adam hayatını bu işe adadı. Nedir o? Kendisini bütün İslam'ın yeryüzündeki hani distribütörü gibi görüyor. Evet. Hani bütün İslam dünyasının hani Allah sanki bir Hasan'ı yarattı ve dininin son temsilcisi Hasan. Hasan da yani o Hasan abim fark etmez bulunduğu her yerde sözü Allah'a bağlıyor ve tatlı tatlı ayrılıyor. Ya adam harika ya. Nasıl bir tutarlılık? Ya nasıl? Ya bu adam da iş yapıyor. Kendine göre işleri var kendine göre işte uğraşları dertleri, var, dertleri var. var. Ama adam kendi içinde bir döngüyü çözmüş. Diyor ki yeryüzünde yaşamam az ve bu hayatımı ben böyle bir şeye vakfettim. Dürüst bir tüccar aslında bize hep hakkı hatırlatıyor. Dürüst bir doktor bizi hep zaten güzelliği hatırlatıyor. Allah'ın şafi ismi onda tecelli etmiş. Hakikaten Bekir abi bir doktor bize nasılsın falan dediği zaman evet. <laughs> samimi vallahi biz ben eriyorum yani. Niye? Evet. O çok güzel. Annem de öyledir mesela. Geçen bir doktora gidiyor. Doktor nasıl teyzeciğim diyor. Çok iyi olacaksın falan diyor. Ay annem sanki 3 tane aspirin içmiş, özel ilaçlar kullanmış gibi çok iyi olacağım değil mi diye çıkıyor. Sanırım. Ya öyle bir şey yok. Onun o tebessümü bile yetiyor. Onun o muhabbeti yetiyor. E şimdi düşünelim. Herkes bir hayat yaşıyor. Herkes hakikaten hangi değerleri temsil ediyor? Suratımız asık, çok cimriyiz. E herkes kötü oldu. Toplum kötü oldu. E sen iyi ol. Ekonomi çok kötü. Tamam sen güzel yap. Yani diyelim ki işte geçen bir yerde... ...affedersiniz köfte yiyoruz. Çok işte pahalandı falan... ...adam şikayet ediyor. Tamam. E verdiği köfteyi küçültmüş. E fiyatı da çok arttırmış. E sen de tırnak içinde... ...kötülük yapıyorsun. Niye? Fiyatı arttırdın. Benim rızam var. Fiyatı gördüm. Tamam yiyelim. Ama eski köfteyi vermedin. Hı hı. Köfteyi de küçülttün. O zaman bak... ...sende de problem var. Yani sen... Hem fiyatı çok arttırdın hem köfteyi küçülttün. O zaman bana köfteyi küçülttüğünü de söyle. Çünkü benim rızam onda da yok. Evet, bunu çok tatlı uyarmak gerekiyor ama. Evet. Bir örnek verebilir miyim? Bir yerde döner yiyeceğiz. orada odun ateşinde diye yazıyordu. <laughs> gittim, evladımla oturuyorum. Ya o da şahittir yani. baktım döner kestikleri yere odun ateşi değil. Yani döner kesilen yer böyle odunlarla yanmaya hazır odunlarla bezenmiş. Çok iyi dekor yapılmış. Zannediyorsun <laughs> ki adam alıp alıp o ateşi besliyor. Halbuki Abi arkadan vanadan bir şeyi kontrol ediyor onu görüyorum yani şimdi garsonu çağırdım dedim ki bu odun ateşinde mi doğalgaz destekli odun dedi şimdi bir tane oraya odun atmış o odunun odunluktan şeyi kalmamış yani doğalgazı <laughs> işte basıyor olmuş. kül orada duruyor ha, odun var mı var ama Döner odun ateşinde döner değil artık. Evet. Dedim ki buranın sorumlusuyla konuşabilir miyim? Tabii ki dedi. Adama dedim ki öncelikle o döneriniz çok lezzetli. Çok nefis iş yapmışsınız dedim. Ee, lakin dedim dışarıda odun ateşinde döner yazıyor. Fakat görüyorum ki orada doğalgazla yani yapılıyor. Keşke yani garsonun dediği gibi yazsanız yani. Doğalgaz destekli odun yazsanız dedim yani. <laughs> Güzel bu doğru oldu. Çünkü görüyorum ki zaten burası dolu ve insanlar sizin dönerinizden Seviyor. memnunlar. Evet. Niye bu riski alayım ki? Çünkü ölüm var var dedim evet. yani. Zaten işiniz iyi. Oraya ibare yazsanız inanın dedim bu insanların umurunda olmaz. Yine bu döneri evet. yerler. Çok daha dürüst Niye bir haram şey katayım ki dedim evet. yani falan. Ama odun var dedi yani. Dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim evet nerede olduğu anlaşılıyor ufak ufak odunun. Dedim var tabii ki odun var ama bu doğru değil dedim. ya yani git ben de bu sefer ayarı açtım. Bu dürüstçe değil. Oraya ya odun ateşinde yazıyorsanız bunu odun ateşinde yapacaksınız, bu doğalgazı kapatacaksınız ya da yaptığınız gibi yazacaksınız. Bu doğruyu söylemek durumundayız. Çünkü yalanın şöyle bir yönü de var. Bir yalana insanlar sessiz kaldıkça yalan kendini doğru zannetmeye başlıyor. Norm oluyor. Norma dönüşüyor. Evet. Ya arada bir birilerinin çıkıp hani Olmaz. diyordu yani ben benim adım Tatar Ramazan. Ben bu düzeni bozarım. Evet. Bu kadar <laughs> cevval girmemiz sek dahi. Birileriyle bu doğru değil kardeşim. Doğru. Bu normal değil. Bunu düzeltmeni öneriyorum demesi gerekiyor yani. Aslında birbirimize de bu anlamda tatlı tatlı uyarmamız lazım. Evet. Üslubumuzu ayarlayarak. Çünkü ilk başında sorduğunuz soru Bekir abi. Tamam, ortalık karışık, gençlik sıkıntılı, bir sürü sosyal problemimiz var, psikolojik problemimiz var. E tamam. E ben yani e, kendi doğruluğumda, kendi ölçeğimde ne yapıyorum? Ben de kötüyüm. Sonra ben de o kervana katılıyorum. Dünya böyle, Türkiye şöyle. E ben ne yaptım? Hı hı. Ben mesela dergiciyim. iyi dergi çıkar. Gençler sevsin. Ya işte okumuyorlar. Okum benim yüzümden. İyi çıkaramıyor. Doğru. İyi okutamıyorum. Evet. Ya işte zaman kötü. Tamam. Ben kendi çevremi iyileştireyim. İyilerin cazibesini arttırayım. Bu önemli iyiliğin cazibesini arttırmak bugün. Ben sizin işleri de böyle görüyorum. Yani birbirinden güzel diyelim ki programlar. İyiliğin cazibesini arttırıyorsunuz. Ya işte ne yapıyor? Ya bu başlı başına bir iş bugün. Yani iyiliğin cazibesini arttırmak. Çünkü kötülüğü konuşacaksak, valla çok meselemiz var. Konuşalım, oturalım, hüzünlenelim. Şöyle olsun, böyle olsun. Ben ölçüm burada Mahmut Samir Ramazanoğlu Hazretleri ile ilgili bir rivayet anlatılır. Adana'da 1980'lerde diyelim ki Adana sokakları ile ilgili böyle çok belki menfi durumlar. Ki hı hı. Şu an Türkiye'de de öyle hı hı. çok menfi haller görülüyor. Hı hı. Çok böyle hani böyle aman ya diyoruz, nedir bu diyoruz. Doğru mu? Hı. Yani bir affedersin çıplaklığın arttığı ve hatta böyle Fuhşiyatın da alenen işlendiği bir dönem şu an tekrardan. Evet. Sami Efendi'ye de aynen yani sanki böyle bir serzenişte bulunuyor biri. Sami Efendi diyor ki evladım aynı sokaklarda biz de yürüyoruz ama biz bir şey görmüyoruz diyor. Bakın bugün de öyle yani biz sosyal medyada bütün kötülükleri ben ona paylaşıyorum, o ona paylaşıyor. Ya ne oldu bittik ee konuştuk biz de o kötülüğün ve menfinin altında ezildik sonra iyiliği kim yapacak? Güzelliği kim yapacak? Yani bir grubumuz sadece kötülüğü konuşuyorsa evet. bu kötülükle mücadeleyi kim yapacak? Evet işte aslında o yüzden iyiler ve takımdaki bu böyle bazen kaptan ya da böyle e, önemli figürler olur. Bizim çocukluğumuzda Hacı'ydı o. Hı hı. Yani Galatasaray'da Hacı. Böyle topu ayağındayken Hacı'yı hayran olurduk. Niye o takımı böyle ileriye götürürdü? Evet. Yani bugünün e, sosyal hayatta hacileri lazım. Yani ondaysa konu o götürür. Mahallesinde o yapar. Evinde o yapar. işte girdiği işte o yapar. Neden? Yani çünkü takım hep böyle şey değiliz şu an. Hani kaleye böyle 11 adam dizildik. Kaleci de dahil. Hep zıplıyoruz. Hani top kaleye girmesin Yani herkes böyle kollarını falan açıyor, ayaklarını açıyor. Şu moddayız. Hani her yerden şut var. Herkes zıplasın, bir şey yapsın. Kaleyi koruyalım. İyi de maç bu değil ki. Maç 11 adamın kalede oynadığı bir şey değil. Ya da kaledekiler sürekli izleyicilere bağırıyor. Diyor ki bize olan inancınızı kaybetmeyin. Evet. Biz hakikatiz evet. Onlar batın evet. Sen oyna. Abi. Sen oyunun oyna. Evet. Taraftardan selam alkışlamaya başlayacak. Topa bir bas. Eh. Geri pas atma. En son bu Salih yüz gençte bir Fenerbahçe maçına gitmiştik ben Trabzonluyum. Hmm. Fenerbahçe biraz korkak oynadı o dönem. Yani Trabzon Trabzonspor'a bastırdı. Biz tabii Fener'in şeyin dedik o gün. Hmm. Salih'in e, şeyle gitmiştim. Eee hmm. derler ya aracılığıyla hani <laughs> sen beraber gidelim. <laughs> evet. E, o gün Fenerbahçe biraz geriye doğru top atınca adam böyle bağırdı. Yeter dedi ya bu ne özgüvensiz ya dedi. Hmm. Ya geriye atıyorsunuz dedi ya dedi e, işte yana oynuyorsunuz dedi. Yani cesur insan ileri oynar. Bugünün Aynen. cesur insanları niye geri oynuyoruz? Mesela. Mesela meseleler düğümleniyor. Ben öyle demek istemedim. Heh. Burada halkımızın aydınlarını evet. kışkırtmak istemiyorum. Onları evet. da. Hayır kardeşim evet. böyle dedi ya. Evet. Allah böyle emretti. Evet. Ben de doğruyu söylüyorum. Sevseniz de doğruyu söyleyeceğim. Evet. Sevmeseniz İleri de. oynayalım, topu sürelim. Yani, yani bugün e, mesela bunu dile de getirmiştim. Diyanet İşleri Başkanlığı olduğu bir mecliste hmm. de. Yani mesela gençlere Allah dostluğu olmayı e, erken yaşta e, teklif edelim. Ya nasıl olur? Yani e, sigaranın yaşı düştü. İçkinin yaşı düştü. Alkolün yaşı düştü. E çocuk cinayetlerinde çocukların özne olduğu yaşlar çok küçüldü ve, ve velayet niye 50'den sonra beklensin o zaman? Öyle oldu zaten. Yani 70'ten 80'den sonra hani hacca da gideceğiz. Milli bir şey Hı. o spor gibi. Hani hacca öğlene doğru gidiyoruz ve en sonunda oradan sonra da hani camiden eve hiç dünyaya karışmadığımız bir Hı. din. Haşa. Mimar Sinan 86 yaşında ustalık eserini yaptı. E biz şimdi her şeyin yaşı düştü. Ya gençler de şimdi din deyince hani İslam deyince böyle hani teorisi pratiki Türkiye'de de o meşhur hocaların hani buradan hiçbirine laf atmayalım şimdi başımız ağrımasın ama onların da böyle kavgasından çocuk bakıyor. Ne yapacağım ya? Bunlar Halb diyor birbirini yiyor ki zaten diyor. Ben diyor şu adamı dinledim. Bu ötekine evet. zaten münafık dedi evet. diyor. O onu tekfir evet. etti diyor. Bu buna ehli suret evet. değildi dedi diyor. Bu kafir evet. dedi diyor. Abi siz aranızdaki sorunu çözün önce diyor. Ben ondan sonra geleyim diyor. Yani bu kavganın içine çağırıyor. Aslında güzelliğin içine mi çağırıyoruz? Evet. Çağırmıyoruz. Kavganın içine mi çağırıyoruz? E, Çocuk bu defa hep savunmacı pozda. Çocuk burada kavga var abi diyor ya. Burası karışık abi diyor. Ben e, şey yapmayayım. Almıyor hali. Ve savunma ve kalede zıplayan modellere dönüyoruz. Halbuki İslam, Peygamber Efendimiz'in arkadaşları gençti. Gençken Allah dostu oldular. Yani niye Allah müminleri Aynen. sever? Allah iffetlileri sever, adilleri sever. Allah cesaretli olanları sever. İnancı uğrunda kınayanın kınamasından korkmayanı sever. Bugün genç diyor ki ben dürüstüm diyor. Ben diyor mert insanı severim. Tam Aynen. din sana göre. Aynen. Din tam bunu arıyor. Çünkü din ihlas, ihlas sırrı evet. şu. Öyle bir Allah'a inanacaksın ki hani aranda su sızmayacak ve kendini bozmayacak. Ömerce inanma. 40 kişi değilmiş, yani evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> değil mi? Niye saklanıyoruz diyor. Evet. evet yani? E, düşünün. Hadi gidelim diyor. Kabe'de kılalım namazı ve, diyor. Ve Bekir abi bir anket yapmıştım. Gençlerin en çok şu dört halifeden e, ilgi duyduğu, teveccüh gösterdiği Hı -hı. kimdir diye Hazreti Ömer Efendimiz hep önde çıkıyor. Hı -hı. Niye gençler? Net olmak istiyor. Yani net diyor. Net söyle. Yani kimi sever? en olmayanı, eksikliğini evet. en çok hissettiğini. Evet. Demek ki biz en çok Ömer evet, değiliz. Evet, evet. Çünkü sürekli böyle diyelim ki savunma pozisyonunda ya da mesela meseleler sıkışıyor. Biz diyoruz ki Osmanlı çok güzeldi, Osmanlı çok izzetliydi. Aslı Saadet çok güzel. Evet. aslı Saadet güzel zaten. A aksi düşünülemez. Osmanlı. Asrı Saadet evet. Zaten. Osmanlı tamam çok güzel. Tamam da bugün bugün e biz şimdi bugün bir tekrardan hani o hacı örneğini hacilik yapmazsak ortaya çıkmazsan topu Kaleye doğru karşı kaleye doğru götürmezsen iyi orta yapmazsan senin takım ne zaman gol atacak? Biz hem top oynamıyoruz hem taraftarı bizi alkışlamıyor diye <laughs> kızıyoruz. Allah ıslah etsin evet. bunlar da taraftar evet. olacaklar işte. Evet. değil mi? Yani bugün işte konferans o kimse gelmedi. Gelmiyor seni sevmiyorlar. Çünkü güzel adam Dinlemiyorlar evet. evet ya da çok geliyor işte bakın ben hakkım. Hayır sen de hak değilsin. Çokluk her zaman doğruluğun göstergesi değil. Aynen öyle. Yani bugün en maleyani işler de çok oluyor. Türkiye'nin en fazla izlenen filmlerine Hı -hı. bakalım. Seviye yerlerdedir. Ama çok onların yani o filmlerin çok harika film olduğunu göstermez. Hı hı. Yani orada da aldanmayalım. Ama öbür türlü de hani bazen işte diyelim ki bir şeyler yaptın kimse teveccüh etmiyor. Ya bu toplumdan bir şey olmaz. Bu gençlerden bir şey olmaz. Yok sende de problem var. Son tahlilde şunu diyebilir miyiz? Yani aslında gençlerde sorun yok. Sorun o gençleri yetiştiren bizlerde. Bizlerde. Yani ne olacak algınıza... bu gençliğin hali değil ne olacak bu yetişkinlerin <laughs> hali mi olmalıydı? Evet o da var. Soru. Doğru soru bu. Soru mu öyle. Olmalıydı? Çünkü... Ne veriyorsun yani? Hangi aşk? Çünkü ben de öyleyim gençler de öyle. ya yani biz hani tırnak içinde insanı görmek istiyoruz ya. Biz böyle hayali bir e, dine inanmıyoruz. Peygamber efendimiz, sahabeler, ondan sonraki o hak dostları, Anadolu'yu mayalayan erenler, irfan medeniyeti bu insanlar yaşadı. Yani bunlar böyle hayal kahramanları değil. Bugün bakacağız yani kim bu insanlar? Hani kim bizi e, etkiliyor? Yok. O zaman e, kitaplarda şöyleydi, tarihte böyle tamam. O zaman artık o tarihte kalan, o kitaplarda kalan güzel insanlar bugün yoksa ya bugünün bir problemidir bu. Yani bugün yaşanmayacak bir dine haşa inanıyoruz. Hı hı. Ya da bugün biz aslında hani hakikati cebimizde kaybettik gibi hazinenin üstündeyiz ama dilencilik yapıyoruz. O ani ağlak, o üzgün, o böyle savunmacı pozisyondan çıkıp tam anlamıyla ya buradayım, dinimi çok seviyorum, Allah'ı çok seviyorum, İnancımla ayaktayım, kınayanın kınamasından korkmam, hı hı. aşkımla yürürüm. ve ben, ben de bir insanım çünkü biz haşa böyle kutsal, kamil varlıklar değiliz, evet. olmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü ben de çoğu zaman böyle bu tür tarzda mesela konferanslarda dolu zaman şöyle bir bakış oluyor Hani bu hani dindar adam, her şey güzeldir, her şey doğru. Hayır, ben bildiğimin hocasıyım. Evet. Bilmediğimde eksiğim. Mesela bir hatam olur, sana işte yakıştıramadım. Evet. Çünkü ben eksiğim. Yani o yakıştıramadığın kısmı düzelteceğim. Evet. Zamanla. Çünkü sen ve ben hep en güzele bakacağız. O da Resulullah Efendimiz'dir. Ona bakacağız. Onun hayatını modelleyeceğiz. Ne kadar? Ya nasibini ne kadarsa işte iraden gayretin ne kadarsa. Ya az modelliyoruz. O yüzden hani bu taraklarda bezimiz olmasın. Çünkü dinde artık hani sanki böyle kurumsal ya da böyle 10-20 tane hocanın tek elinde olan bir şey gibi evet. ya. Öyle de bir şey öyle değil de ya. Öyle de bir şey değil. Herkes uğraşacak. Benim diyelim ki konferansım güzeldir. Belki çocuk ilişkilerinde zayıf yani zayıflığım sorun vardır. Sadece diyanetin ya da değil. tarikat şeyhlerinin değil. ya da kendini dindar dindar olarak <laughs> tanımlayan insanların sorunu değil. Diye. Bu hepimizin sorunu. Değil. Peki. Gelirler ve derlermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah bana nasihat et derlermiş. Şimdi programın sonunda üç tane nasihat istiyorum. Bir. Hmm. Birincisi bence aşkın iletişim çok mühim. Ne demek? Yani aşkın iletişim Kökü kök aşk değil ama ben yine de onu aşk olarak algılayalım. Bugün yatay boyutta iletişimimiz var. Herkes hmm. birbirle görüşüyor, hmm. konuşuyor. Sürekli zaten bağın ve ağın içindeyiz. Tamam. Yani kuşatıldık. Tamam. Sabah kalkıyoruz namazdan önce telefon. Yatsıdan sonra hani belki ailemize selam vermeden sonra hani oraya bir selam yolluyoruz. Şimdi biz yatay iletişimde ve sürekli ağda ve bağda bağlantılı kalmada adeta meziyet sahibi olduk. Kopmuyoruz daima. Tasavvufi literatürde tartışılır ya rabıta var mıdır yok mudur. Var çünkü hep bağlıyız bakın. Yani Her an her Ama şeye bağlı. rabıta Her ya? şeye. Evet. Her şeye dolar çıktı mı indi mi? Virüsün yeni şeyi geldi mi? E, tandansı geldi mi gelmedi mi? E, seçimler ne olacak ne olmayacak? İşte, i̇şte af çıkacak mı çıkmayacak mı? Bir sürü her anda sürekli bağlı. Ve telefon burada. Yani wifi yoksa internet yoksa daralıyoruz Bekir abi. Evet. Ne oldu diyoruz bize. Ben de diyorum ki tam zaten bugünün kuşatılmışlığı bu. Bu daralmadan ancak aşkın iletişimle kurtuluruz. O da şu, ya ben yeryüzünde bu bağlar ve bu ağlar içinde kalmak için gelmedim. Allah'la sürekli bir iletişim halindeyim. Buna ihsan kıvamı denir. Yani ben onu görmüyorum ama o beni görüyor. O zaman hesapta hep o var. Yani, ben de onu görüyorum. Evet. Ben de onu görüyorum. Aslında. Öyle. Öyle. Hani görme evet. E, evet Allah her yerde görünüyor yani. Eseriyle, sanatıyla, evet. Sadece kudretiyle. Sadece o gördüğümü gösterebilme becerimi geliştirmem. lazım. Çünkü bazen. bu bu bizi şöyle yapacak. Evet. Oo. Vay be. Şimdi mesela diyorum ki bizi hani izleyecekler. Ben ne yaptım? Hı. Hemen bir ceket aldım. Gömleği güzelleştirdim. Vesileni. Üç kamera var ve herkes beni izliyor. E, ben hep öyleyim Bekir abi. Evet. Ben hep başrolüm. Evet. Yani hiç başrol olmadığım bir an yok. İletişim. İki. Aşkın iletişim. İkincisi tevazu diyebilirim. Yani insan aciz Evet muhtaçtır, çok, çok fazla evet. artistik yapmamalıdır. Evet, yani işte tevazu şöyle: Vallahi ve billahi, ölüyoruz ya, ölüyoruz. Yani mesela karşınızda gıdım gıdım ölen bir adam var. Kimim ben yani? Ölüyorum. Ya nasıl ya? Yani şimdi konuşmanın vakti mi? Ya fark etmez. Kesin bir şekilde ölümme doğru ilerliyorum ve ben şu moddayım hani onu kenara koy. Hayır. Kesin gerçekleşeceğin bir gerçek o. O zaman bir uyanayım ya. Ya bu dünya içindekiler siz ne dediniz? O ne dedi? Ya kim? Ben kesin bir ölüme doğru gidiyorum ve ben ya kendime bile malik değilim. Mesela şimdi karşınıza konuşuyorum. Düşüncelerim var, seçiyorum kelimelerimi tamam. Kalbimin atışı bana ait değil Bekir abi. Benim yaş kuşağımda çok gitti kalp krizine arkadaşlarımız. E ne oldu? Çocukları gömdük arkadaşlarımızı. Niye? İşte eve gelmiş yemek yerken gitti. Pıhtı attı dediler hemen hepimiz inandık. E şimdi o yüzden yaşıyorum demek biraz iddia. Evet. Vallahi yaşatılıyoruz. Evet. Hani kurardık ya küçükken bazı şeyleri Hı -hı. tık 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 yürürdü. Beni kurmuşlar. Ben diyorum ki ben gidiyorum ben yürüyorum ben. Hayır kurdular ve kesin duracağı mana doğru ilerliyor. Yani ikincisi Bunun bu oldu. evet bu bilinç. Mesela Gandhi ne diyor? Sabah evden çıkarken diyor, ayağımın üstündeki toz zerresinden daha değerli mi olduğumu hissetmem diyor. Ondan daha değersiz olduğumu hissederim ki diyor. 20 bileyim. Bu insanlık öğretmenleri bu insanların çoğu. Evet. E bizim bu noktada peygamberler bize Büyük miras bıraktı. Nedir o? Bu vücudu emanet olarak bil. Emaneti taşıyoruz. Fazla böbürlenme yani. Bu sınırlı sayıda bir hayat içindesin. Tevazu seni yükseltecek zaten. Hı hı. Yani biz bugün tevazuyu kaybettiğimiz için, yani markayla, elbiseyle, titirle, başarıyla e, derdimiz bu. Ya bunlar beni ben yapmıyor ki. 3 ne? Üçü de, ben denizden hayatında hep mana evet. ön plandadır. Evet. Onu hürmetle birleştireyim peki. Hı hı. E, manadan, yani hürmetten manaya ulaşalım. Hürmet de şu, varlığa ulu nazarla bakmak. Hı hı. Yunus Emre Hazretleri, benim bir karıncaya dahi ulu nazarım vardır buyuruyor. Hı hı. Yani karınca en küçük şey. Bakın, ismim Süleyman. Karıncalarla ayrı bir ilişkimiz var. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman suresi yok. Hı hı. Ama Nem suresi var. Karıncaya atfen. Çünkü onunla konuştu ve karıncanın sesini duydu ve ona tebessüm etti hı hı. ve hatta onu incitmeme ihtimamı gösterdi. Bak büyüklük bu. Karıncayı incitmeyecek bir kalp kıvamı taşımak. Bugün şimdi bir bardak su. Hakkım değil. Allah'ın lütfu. Ya oturduk işte masa. Ya ne olacak ya? Alınabilir bu masa. Yok ya ne güzel işte ya. Rabbim bu masayı nasip etmiş. Şimdi bir üniversitede konferanstaydım. En büyük hayaliniz ne dediler? İki yumurta dedim. Biraz kızdılar yani böyle cevap mı olur? Vallahi dedim. Yani o gün oraya giderken yolda durduk. İki yumurta söyledik. O zaman çok ucuzdu. 10 lira falandı. Getirdi. Adam böyle buyurun başka bir şey ister misin? Ekmeği getiriyor şunu. Yo dedim. İki yumurtalık saltanat içindeyim. Yani Süleyman peygamber değilim ama iki yumurta kırılmış. Yani bir tavuk var. Ondan bu yumurtalar çıkmış. Tavuktan birileri bunları almış buraya getirmiş. Adam kırmış önüme getirmiş. Organize işler ya. Yani. Ve ben bunu 10 lirayla, adam da böyle hani perverde Ya 10 lirayla hiçbir arkadaşım bana o muameleyi adam buyurun diyor, <laughs> şöyle diyor. Ya şunu demek istiyorum. Böyle bakarsak, oho ne, yok yok ya. Ne, neyimiz, nelerimiz var? Bugün bu da yani başka hayatları izlerken özne ölüyor. Yani tamam izleyelim ama ilham alalım, güzellik alalım. Fakat ya o şöyle. Bu böyle. Ben niye olmadım? E sen nesne oldun. Allah onu da özne yarattı, seni de özne yarattı. Biz bugün hürmetle manayı kaybettik. Mana ne? Şu, varlığın sırlı tarafı. Varlığın hikmet boyutu, varlığın e, o ihtişam boyutu. E öyle bakmazsak ne olur? Hakikaten deliller, ayetler, işaretler var. Diyor evet, ki, bizim ben, için hiçbir şey fark Ben ediyoruz. hiç görmüyorum diyor. Abes diyor, boş diyor, kaos diyor mesela Bekir evet. abi. Absürt diyor. Onlar da moda şimdi. Kaos, absürt, saçma diyor. Hiçbir anlamı yok diyor. Vallahi bunlar bu koronavirüsten daha tehlikeli. Koronavirüse binlerce insanımız gitti. Allah rahmet eylesin. Bu virüse binlerce değil belki yüz binlerce insan gidiyor. Kalbinde manası yok. Koronavirüs sadece bu fani hayatı, dünya viyesini evet. tehdit ediyordu Bizi canlı ama hale getiriyor. Canlı iman, cenaze. İman meselelerine dair olan virüsler insanın baki hayatlarını tehdit ve canlı edeyim. cenaze adamda mana canlı canlı yok. Evet, yaşıyor ama ölmüş. Amacım yok diyor. Aynen. öyle. Evet. Teşekkür ederim. Rica Sen. ederim Bekir abi. Allah senden razı olsun. <laughs> Estağfurullah. <olsa. gülüyor> kıymetli dostlar Süleyman Ragıp'ı sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz. Ayrıca dört tane kitabı var. Bir tanesi şiir kitabı, kitabı güzel gölgelikte değil mi? Not aldım buraya. Evet. Baht meselesi, insan mesafedir ve hürmetten Hayrede. hayrete isimli dört güzel eserine bütün şeyde seçkin kitapçılar. <laughs> i̇şte seçkin kitapçılardan edinebilirsiniz. Aynı aynı zamanda da Genç dergi de mutlaka ve mutlaka eğer evinizde genç varsa ya da hala kendinizi genç hissediyorsanız ki kuvvetle muhtemel öyledir. Bir göz atın, abone olun ve oradan istifade edin derim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Bekir abi. Allah, evet, Bu güzel davet için. Allah hayırlara Sursun. vesile kılsın. Madem be. ilkiz İnşallah son olmayız. Çok teşekkür ederim. Seni yaratan Allah'a hamd ederim. <laughs> Eyvallah. Bilmukabele. Evet arkadaşlar bizden bugündük bu kadar. Haftaya yeniden görüşünceye dek. Ahireniz, evvelinizden hayırlı olsun. Hoşça kalın. Online alışverişte güven arayanların adresi. Öz Boyacı Altın'ın sunduğu Bekir Develi ile Peynir Gemisi sona erdi.